Tribe Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Kapanışa doğru. Borsa İstanbul'da şimşek etkisi devam ediyor. %5'e yakın pozitif yönlü hareket ve özellikle Türk Hava Yolları'ndaki yukarı yönlü hareket endekse de önemli bir tetikleyici oluyor. Öncelikli olarak Türk Hava Yolları tarafındaki unsur nedir? Özellikle Ahmet Bolat tarafında yapılan açıklamalarda Türk Hava Yolları'nın Sydney ve Melbourne tarafındaki yeni rotaların ekleneceği, Amerika'da bir hattın, bir rotanın daha yeni ekleneceği, buna ilave olarak da mega uçak siparişinde yani bir iki aylık periyot bir zaman olduğunu ve tek bir uçak üreticisiyle anlaşılmaya çok yakın olduğuna ilişkin haber akışları vardı. Tabii bir de bunun üzerine endeks ağırlığındaki matematiğe dikkate alındığı zaman da Türk Hava Yolları'nda tavana yakın %9'u aşan pozitif yönlü hareket ve onun tetiklediği Pegasus ve diğer havacılık alanındaki hisse senedi tarafındaki harekette ön plana çıktı. Şimdi endeks için bir önceki zirve 5700 seviyesi ki burada çift tepe formasyonunu oluşturmuş olacak. Dolayısıyla hareketin 700'e kadar devam etmesi. Bu pozitifliğe ilave bir faktör de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Merkez Bankası Başkanlığı için potansiyel aday olarak gösterilen Gaye Erkan'la beraber bir görüşme yaptığına ilişkin kaynak haberler yansıdı. Piyasa bu hikayeyi de sevdi. Merkez Bankası Başkanlığı'nda olası bir değişiklik. Dolayısıyla gözler bugünkü resmi gazetede olacak. Atama olacak mı, olmayacak mı? Veyahut da bu beklenti bu haftanın genelinde ne kadar sürecek? Ama net net de baktığımızda piyasa değişim temalı haberleri pozitif yönde karşılamaya devam ediyor. Dolayısıyla 5700 çip tepe formasyonu ve daha sonraki gelecek pozitif haber akışlarıyla beraber çift tepenin kırılması da çok hızlı bir unsurda olabilir. Ki biz de bugün yayınlarımızda özellikle endeksin nereye gidebileceği bankacılık sektörüyle alakalı çektiğimiz bir videomuz vardı. Bunu merak eden yatırımcılar da YouTube kanalımızda izleyebilirler. Yorumlarını veyahut da sormak istedikleri soruları, hisse senetlerini ilgili videonun altındaki yorum kısmına belirtebilirler. Yurt dışına baktığımız zaman da S&P 500'de iş pozitif. Bunun nedeni de Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin iyi gelmesi, resesyon tartışmalarını, resesyon beklentilerini devreden çıkarması. Haziranda pas geçilmesi bekleniyor Fed'in. Temmuz ayında 25 bas puanlık bir faiz artışı. Yani biz Haziran ayındaki toplantıyı konuşuyor olmamız gerekirken Temmuz ayındaki toplantıyı konuşuyoruz. Ama Temmuz'da bir 25 gelme ihtimalinde de bu piyasaları negatif etkiliyor mu? Hayır. S&P 4285-4300 bölgesinde güçlü kalmaya devam ediyor. Ons altın bu faiz artışı tartışmalarından negatif etkiliyor. Referansımız 1950. Aşağıdaki beklentimiz gerçekleşti. Şimdi yine 1950'de artı eksi 25 puanlık hareket ama haftanın ortasına kadar sanki yukarı yönlü bir hareket potansiyeli daha fazla olabilir. Dolar endeksi 103.85-104'te dengeleniyor. Euro dolarda herhangi bir hareket yok. Bir tetikleyici yok. 1.07 seviyelerinde devam ediyor. Dolayısıyla bütün gözler Borsa İstanbul'da Mehmet Şimşek etkisi etkin bir şekilde hissediliyor. Yeni ekonomi yönetimi, atamalar, gözler resmi gazetede. Herkese sağlıklar diliyorum.